İki tekerizde bugün bisikletimizin sel ayarı nasıl olması gerekiyor, nasıl olmaması gerekiyor bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bugünkü göstereceğim sel ayarı, hani kesinlikle doğru olan budur, bisikletçilikte sel ayarı budur demiyoruz. Çünkü sel ayarı bayağı karmaşık bir mevzu. Hani böyle şöyle yapıyorsun oluyor tamam bitti denecek bir mevzu değil. Bir sürü alet edevat kullanarak hani tıbbi bir şekilde aslında bisikletimizin sel ayarını yaptırıyoruz bir bike fit yapan kuruma. Bizim göstereceğimiz daha çok günlük bisiklet kullanan amatör kişiler için. Özellikle benim takıldığım bir konu böyle caddede, mahallede, işte yolda orada burada görüyoruz. Hani böyle bisikletin üzerine binmiş sele en aşağıda bacaklar böyle açılmıyor ve ördek gibi sürülüyor. Bunları çok görüyoruz. Bu gerçekten çok acı bir durum çünkü bisiklet zevkimizi tamamen öldürüyor. Ayrıca kat kat fazla yoruluyoruz. Bununla beraber birçok rahatsızlığa, bu eklem ağrılarına vesaire yol açabiliyor sele ayarı. O yüzden dediğimiz gibi hani kesinlikle budur profesyonel bisiklet sel ayarı demiyoruz ama günlük kullanıcı için iş görecek birkaç tüyo bugün sizlere vereceğiz. Hemen şöyle başlayalım. Önce yanlışı gösterelim. Şimdi genelde gördüğümüz şöyle selemizi gevşetelim. Evet. Bizim bu koca abilerine, koca karı ilacı gibi koca abilerin bisiklet sel ölçüsü nedir? Genelde bakarsın şöyle ayak tamamen yerde, hani tavan böyle güzel güzel basacak. Hani neymiş, bisikletten düşersek falan böyle oh güzel güzel duracağız. Bisiklet sel ayarı ölçüsü genelde bu. Hani mahalle ağzıyla. Peki gayet güzel. Böyle yaparsak ne oluyor? Hemen bakalım. Pedalımız en aşağıdayken, yani olması gereken en uzun mesafedeyken ayağımızı koyduğumuzda bacak bayağı bir kırık oluyor. Yani en uzağa gittiği pozisyon bu. Böyle olunca ne oluyor? Kaslar gevşeyemiyor. Bu eklemlere çok fazla yük biniyor, rahatlayamıyor. Ve birçok rahatsızlık, birçok ağrı oluşuyor. Adam 5 km bisiklete biniyor. Bittim abi diyor. Hani böyle olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Bir kere bu ayakların tamamen yere basma olayını unutacağız. O bisiklette o iş yok. Şöyle selemizi biraz kaldıralım. Örneğin şu ölçüde hafiften sıkalım. Bakıp sonra tekrar iyice sıkacağız. Şimdi bisikletimizin üzerine biniyoruz. Topuğumuz, ayak topuğumuzu pedal en aşağıdayken üzerine koyuyoruz. Bak mesela şu an biraz fazla olmuş. Neden? Çünkü ben ayağımın basması gereken yeriyle, ayağımın ön tarafıyla bastığımda bile ayağım neredeyse tam düz. Böyle de olmaması gerekiyor. Biraz daha indiriyoruz. Çok değil, şöyle hafif. Evet, biraz daha indirdim. Tamamdır, böyle kalsın. Şimdi üzerine bindim. Ayağımın topuğuyla pedal en aşağıdayken üzerine koyuyorum. Ayağım tamamen düz. Olması gereken sel ayarı bu. Ayağımın asıl pedala basmam gereken ön kısmıyla bastığımda da ayağım hafif bir açı alıyor. Çok hafif kırılıyor. Yani ölçümüz pedala ayağımızın basması gereken yeriyle bastığımızda ne çok böyle kırık ne de tamamen düz kalacak. Hafif kırık, bu ölçüyü de ayağımızın topuğuyla değerek düz bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi bu sele ayarımızı yaptıktan sonra, dediğimiz gibi amatör ayarı yaptıktan sonra selemizin üzerine de böyle ufak bir beyaz bant olur. Bir işaret koyarak hani belleyebiliriz sürekli bu ayarda kalması için. O şekilde de bir çalışma yapabiliriz. Evet, videonun başında da dediğimiz gibi bu ayar tamamen hani amatör bir olması gereken sele pozisyonuna en yakın alet edevat kullanmadan yapabileceğimiz ayar. Umarız sizin de işinize yarar. Bisiklet keyfiniz böyle daha da artar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.